Oluştu dilimizi ve tarihimizi aldılar, dilsizleştirdiler ve tarihsizleştirdiler. Beşeri hafıza kesintiye uğradı net bir şekilde. Tabii, ne diyorsunuz ya? Ama yok. Yani. Bu işte yazıyla oldu ama. Siz peki her iki alfabenin birlikte yürütülmesi ve öğretilmesi gerektiğini savunanlardan mısınız? Yoksa yani zaten öbürüne hiç gerek yoktu, niye de geçtik Latin alfabesine diye mi yaklaşıyorsunuz? Yani bir Türkiye'de yapılan şey dünyanın hiçbir yerinde yapılmamıştır. Evet, evet, evet. Yani o bakımdan doğru. Yani evet. bu tamamen. Bak, bir örnekle seni destekleyeyim. Reklama mı gidiyoruz? Hayır, hayır, hayır. Hemen bir cümle söyleyeceğim çünkü. Dünyada bir komünist ihtilal yapıldı, değil mi? Lenin diye bir adam Rusya'da bir ihtilal yaptı. Alfabeyi değiştirmedi adam. Dikkat. Hatta kılık kıyafeti bile değiştirmedi. Ya komünist ihtilal yapmış adam. Bunu değiştiremez miydi? Değiştirirdi. Değiştirmedi. Kopmayacağız dedi. Bir süreklilik olacak dedi. Yani o süreklilik kopartılırsa, kesilirse bu yürümez dedi. Sonrasında kestiler. Kestikleri zaman da işte 70 senede rezil oldular. Olay bu. Onun için o alfabeyi değiştirme. Değiştirmiyor. Ne var? Onunla devam etsen olmuyor muydu yani? Olmuyordu. Latin alfabesini de ona paralel getir. O da bulunsun. Onu da öğrensin insanlar. Hatta biri bunu öğrensin, biri ötekini öğrensin. Ötekini bilmese de olur. Ama bugün Türkiye'de kendi tarihini okuyamıyorsun ya.